Köyümüzün gelmiş geçmiş muhtarları içinde şüphesiz en çok ses getiren muhtarların başında gelir Necati Üstün. Halil ve Halime Üstün'ün en büyük oğlu olarak 1944 yılında dünyaya gelmiştir. İlkokulu köyünde bitiren Necati Üstün, Türkiye'den Almanya'ya 1950 yıllardan itibaren yoğun olarak başlayan göç akını sebebiyle 1971 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Almanya'da 12 yıl süren iş hayatının ardından emekli olarak 1983 yılında ülkesine geri dönmüş ve köyüne yerleşmiştir. Köyünde açmış olduğu bakkaliye ile esnaf hayatına başlamıştır. Sonrasında açmış olduğu kahvehane ile devam eden esnaflık hayatı onu daha sonra un fabrikası kurulumuna kadar götürecektir. İlk evliliğini Emine Hanım ile yapmış, bu evliliğinden 3 erkek, 2 kız çocuğu olmak üzere toplamda 5 çocuk sahibi olmuştur. Doksanlı yıllarda Emine Hanım'ın vefatı üzerine derin bir yalnızlık dönemine girmiştir. Sonrasında birkaç evlilik denemesi geçirse de bu kendisini asla mutlu edecek bir hal olmayacaktır. Köyümüzde toplamda 4 dönem olmak üzere 20 yıl muhtarlık yaparak en uzun süreli muhtarlık yapan muhtar unvanını almıştır. Muhtarlığı süresince her kesime eşit mesafede durmuş, adaletli bir yönetim sistemini benimsemiştir. Son derece sabırlı, ama bir o kadar da sinirli bir yapısı olmasına rağmen herkes tarafından sevilen yardımsever bir kişiliğe sahiptir. Muhtarlığı döneminde köyümüzü sayısız hizmetlerle tanıştırmış, siyasi ve bürokrasi alanında da atkı sayılır bir unvana sahip olmuştur. Hayatının son dönemlerinde şeker hastalığına yakalanmış, uzun yıllar bu hastalığın sebep olduğu diğer hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Çevresinde son derece yardımsever, iyi bir yönetici, kendine has duruşuyla her kesim tarafından sevilen bir kişiliğe sahiptir. Kendisini 2012 yılında tedavi gördüğü Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde solunum yetmezliği sebebiyle ebedi aleme uğurladık.
Büyüğümüzün Turgut Özal'ı şeklinde anılan Necati Üstün'ün vefat haberi yerel basında da haber olarak ses getirmiştir. Cenazesi köyümüzden, siyaset ve bürokrasi çevresinden oluşan büyük bir kalabalık nezaretinde köyümüz kabristanına defnedilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet dileriz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.